DC sinematik evreninin geldiği noktada artık her şeyi çok ciddi bir şekilde ele alıp tüm kurguyu yeniden düzenleyip tertemiz bir sayfa açmak zorundalar. Çünkü aslında uzun zamandır birçok şey tepe taklak gidiyordu ve her şeyi düzelten filmin The Flash filmi olacağını uzun zamandır konuşuyoruz. Tüm bunlardan ve neler döndüğünden birazdan bahsedeceğim ama şimdilik fragmandaki önemli detayları konuşmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. My face. So my face. Öncelikle bu fragmanın hikayeye hakim olmayanlar için pek de açıklayıcı bir fragman olduğunu düşünmüyorum. Fragmanda bir zaman yolculuğu teması olduğu ve Flash'ın kaybettiği annesini kurtarmak istediği ortada ve bu süreçte de bir şeyleri bozduğunu anlıyoruz. Ama Batman ve diğer Batman neden burada? Bu süper kız da nereden çıktı gibi soruları daha iyi anlamak için çizgi romanlardaki Flashpoint hikayesine bakmamız gerek. Çizgi romanda Flash Speed Force kullanarak zamanda geçmişe giderek annesini kurtarmayı planlıyordu ve The Flash dizisinden de hatırlarsınız ki Flash'ın annesi aslında gelecekten gelen Reverse Flash adlı düşmanı tarafından öldürülmüştü. Ama suç babasının üzerine kalmıştı ki onu da Justice League filminde Flash'ın babasını hapisteyken ziyaret ettiği sahneden hatırlayabilirsiniz. Sonuç olarak Flash'ın geçmişe gidip annesini kurtarması alternatif bir zaman çizgisinin oluşmasına yol açmıştı ve işler iyice çığırından çıkmaya başladı tabi. Örneğin Bruce Wayne'in öldüğü ve babasının Batman'e dönüştüğü bir alternatif zaman çizgisi veya annesinin Joker'e dönüştüğü farklı hikayeler ortaya çıkmıştı. Bunlardan yıllar önce Flash hakkında bilinmeyenler ve Batman hakkında bilinmeyenler videolarımızda bahsetmiştik hatırlarsanız. Bu videodan sonra o videoları da izlemek isteyebilirsiniz. Sonuç olarak bu hikayenin sonunda Flash her şeyi tekrar yoluna koymak için kolları sıvamıştı ve DC çizgi romanlarında yeni 52 dediğimiz yeni bir döneme geçiş yapmıştık. Böylece DC çizgi romanları da sıfırlanmış ve yerini yeni DC evreninde geçen yeni hikayelere bırakmıştı. Sonuç olarak bu film aynı yolu izleyerek Flash'ın geçmişe giderek alternatif zaman çizgilerini ortaya çıkarmasıyla başlayacak ve 90'lardaki Michael Keaton'ın Batman'i veya farklı bir Superman, farklı bir Wonder Woman gibi farklı varyantlarla dolu bir film izleyeceğiz. Ama günün sonunda her şeyi normale çevirmek isterlerken DC evrenine de reset atmış olacaklar. Henüz belli değil ama örneğin Ezra Miller veya Jason Momoa gibi isimler yeni filmlerde aynı karakteri oynamaya devam edecekler. Ama Batman'i veya Superman'i artık bambaşka oyuncular canlandırmaya başlayacak. Ve umarım bu sefer bu yeni oyuncularla uzun yıllar sürecek bir anlaşma yapmayı başaracaklar. Yani bu filmin amacı DC evrenine reset atmak. Bu konuda netiz. Bunu unutmayalım. Sonra kafamız karışmasın. Fragmanda Barry'nin zaman yolculuğundan sonra 2013'te General Zod'un dünyaya saldırdığı sahneyi görüyoruz. Ama Man of Steel filmindekinin aksine bu yeni zaman çizgisinde artık dünyayı savunacak bir Superman yok. Ve bu yeni zaman çizgisinde Superman yoksa umut da yok. Bu versiyon Flash yüzünden ortaya çıkan ilk alternatif zaman çizgisi mi? Yoksa Flash birçok defa geçmişe giderek onlarca farklı zaman çizgisini gezdi mi? Onu henüz bilmiyoruz. Ama fragmanda Flash annesinin bu zaman çizgisinde yaşadığından bahsederken sanki annesinin yaşadığı sadece bir tek zaman çizgisi olabilirmiş gibi bir imada bulunuyor. Barry'nin annesi bu zaman çizgisinde yaşıyor olsa da bir kelebek etkisi gibi bu zaman çizgisinde birçok şey değişmiş oluyor tabi ve o evrende artık Michael Keaton'ın Batman olduğunu görüyoruz. Bu da tabi nostalji sevenler için harika bir şey ama Zod'un geldiği evren burası mı yoksa Michael Keaton'la Flash'ın başka bir zaman çizgisine mi geçiş yapacaklar bilmiyoruz. Hatta Michael Keaton'ın bu sefer Bruce Wayne'i değil Thomas Wayne'i oynadığını da görecek olabiliriz. Çünkü Ben Affleck'in Batman'i de bir noktada aksiyona dahil olacak ve bir şekilde tüm bu evrenleri bir araya getirip ortalığı iyice karıştıracak olabilirler. Buna ek olarak Kara Zor-El yani Superman'in kuzeni olan Supergirl'le tanışacağız ve fragmanda kendisini evcini Dobby gibi giydirilmiş bir şekilde gördük ve belli ki uzun süredir tutsak olduğu bir versiyon izleyeceğiz gibi görünüyor ve buradaki arka hikayeyi gerçekten merak ediyorum. Tahminen bizim Flash Superman'in de bu evrende olduğunu söyleyip Batman'i onu bulmak için ikna edecek ve dünyanın en iyi dedektifi olan Batman, süper güçlü bir insanı tutsak edildiği bir tesis olduğunu öğrenecek. Çünkü belli ki bu kızcağız dünyamıza düştükten sonra yavaş yavaş güçlerini göstermeye başladığında onu esir almışlar ve güneş görmeyen bir yerde onu saklayıp üzerinde testler yapmışlar. Ama fragmanda iki Flash'ın ve Batman'in onu bulmak için burada bir savaş verdiklerini ve onu kurtarıp onu serbest bıraktıklarını görüyoruz ki böylece bu kız da aksiyona dahil olup geleneksel kostümünü giyip General Zod'la yüz yüze gelecek. Bu arada Supergirl tek filmlik olmayacak.
olmayacak. Kendisinin önümüzdeki DC filmlerinde kalıcı olduğunu biliyoruz. Ama ben en çok Batman'e ne olacağını merak ediyorum. Filmde Ben Affleck'in Batman'inin Barry'nin geçmişe gitme planında önemli rol oynadığını, hatta ona zaman yolculuğu konusunda yardımcı olduğunu göreceğiz. Ve hatta Barry'nin yeni yüzüğünü de tasarlayan kişinin Batman olduğunu biliyoruz. Yani Flash karakteri için Batman önemli bir figür haline gelmiş. Ama Ben Affleck rolü bırakacak mı, yoksa kalkıp da artık başka birinin Batman'i oynamasını nasıl sağlayacaklar merak ediyorum. Bu arada Flash'ın yeni yüzüğü demişken, bu yüzük çizgi romanda Flash'ın kostümünü saklayan ve kostümün bu yüzükten fırlayıp Flash'ın üzerine oturmasını sağlayan garip bir teknolojiydi. Filme nasıl uyarlamışlar onu da merak ediyorum. Aslında merak ettiğim onlarca şey var. Mesela tüm bu Batman kostümleri nasıl bir araya geldi? Bunlar Michael Keaton'ın kostümleri değil, başka oyuncuların oynadığı Batman kostümleri. Ayrıca Wayne malikanesinde saçlarına ak düşmüş bu adam yaşlı bir Bruce Wayne mi? Yoksa Alfred mi? Yoksa Thomas Wayne mi? Neler oluyor? Aquaman nerede? Neyse. Aquaman. Her şey son derece karışık görünüyor ve açıkçası genel izleyici tüm bu karışıklığı sevecek mi veya takip edebilecek mi bilemiyorum. Ama bana sorarsanız şu an DC elindeki tüm oyuncakları ortaya döküp sevdiklerini ayırıp oynamayacaklarını da elden çıkaracak gibi görünüyor. Bu arada DC'nin arka yüzüne bakarsak Galaksinin Koruyucuları filmlerinin yönetmeni olan James Gunn, Marvel'dan DC evrenine geçiş yapıp kendi Suicide Squad filmini ve ardından Peacemaker dizisini çekmişti biliyorsunuz ve bu sürecin sonunda kendisi artık DC stüdyolarının eş başkanı olarak atandı. Yani bundan sonra sinematik evrenindeki tüm yaratıcı kararlar alan isim James Gunn olacak. Ve kendisi DC'nin yeni sinematik evrenini adım adım inşa etmek konusunda kolları sıvamış durumda ve bunun için ilk büyük adım The Flash filmi olacak. Ne oldu da DC filmleri bu kadar karıştı derseniz, kısaca Amber Heard ve Johnny Depp davası Aquaman'in ikinci filmine prodüksiyon sürecinde ciddi anlamda zarar verirken, Ezra Miller hakkında yapılan farklı suç duyuruları da The Flash filmini tehlikeli atmaya başlamıştı ve The Flash filminin gelip gelmeyeceği bile belli değildi. Ki bu film 2014'ten bu yana hazırlanıyor. Bunu da unutmayalım. Bu sırada Warner Bros'ta yönetim tamamen değişti ve şirketin adı da Warner Bros. Discovery olurken uzun zamandır beklediğimiz birçok DC yapımı bir bir iptal edildi. Daha önce gelecek olan 25 DC filminden bahsetmiştik biliyorsunuz. Ama bunların hepsi birbirine girdi ve hatta The Batgirl gibi çekimleri tamamen tamamlanmış bir filminde iptal edilerek çöpe atıldığını öğrenince artık ben de uzun süre dönüp DC'ye bakmama kararı almıştım. Çünkü gelecek dediğim film gelmiyor. Üzerine konuştuğumuz haberler bile hemen iptal ediliyorken pek de heves bırakmadılar açıkçası. Henüz birkaç ay önce DC, Henry Cavill'ı tekrar Superman'i oynaması için ikna etmişti biliyorsunuz. Ve Black Adam filminin sonunda da kendisinin Superman olarak geri geldiğini görmüştük. Ama Henry Cavill The Witcher dizisinden de ayrılmışken ve artık uzun yıllar Superman olarak devam etmeye hazırken DC'nin fikir değiştirip artık onunla yola devam etmeyeceğini açıklaması büyük şok etkisi yaratmıştı. Çünkü bir nevi kendisini ortalıkta bıraktıklarını öğrendik. Ben Affleck'in Batman rolüne devam edip etmeyeceğini de hiçbir zaman tam olarak net olmadı zaten. Ve Wonder Woman'ın ikinci filminin başarısızlığı üzerine üçüncü filmin projesi de iptal edilince DC evreninin koca bir kaosa dönüştüğüne tanıklık etmiştik. Yine de tüm bunların içinde şahsen Joker ve The Batman filmleri son derece başarılıydı. Onların hakkını vermek lazım ama ikisi de ana evrende geçmeyen yan hikayeler oldukları için genel izleyici için kafa karıştıran unsurlar oldular. Yani sonuç olarak The Flash filmine çok ciddi bir sorumluluk yüklenmiş durumda ve buna rağmen hala Ezra Miller'ın bu filmden sonra uzun yıllar Flash'ı oynayıp oynamayacağı belli değil. Tabii tüm bunlar izleyicinin hevesini kırıyor. Ama öte yandan Joker filminin ikincisinden de bir teaser yayınlandı ve Lady Gaga'nın Harley Quinn'i canlandıracağı bu filmden tek bir kare bile şimdiden insanlarda büyük ilgi uyandırmış durumda. Yani DC'nin mutlaka kendini toparlayacağına ve çizgi romanlardaki harika hikayeleri güçlü bir şekilde aktaracağına inanıyorum. Ve umuyorum ki 9 yıldır süren The Flash filminden sonra James Gunn'ın da çabasıyla bunun gerçekleştiğini görebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Fragman sizce nasıl görünüyor? Yorumlarda buluşalım. Bu sırada kanalıma abone olmayı, videoyu benim paylaşmayı da unutmazsanız çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.